Haftanın dördüncü gününde gelinlerimizin tabakları hazır ve içerisinde domatesli tuzlu cheesecake'imiz var. Daha önce benzeri şeyler yedim. Ama komple bu malzemelerle ilk defa ben de deneyimleyeceğim. Ama aşağı yukarı tahmin edebiliyorum lezzetini. Şimdi birinci tabakla başlıyorum. Bakalım nasıl bir şeymiş. Ilık. Çok güzel. Bakın altta tabanını, evet, kraker oluşturuyor. Tekrar alacağım. Vallahi çok güzelmiş. Yani cheesecake deyince artık aklıma o tatlı olan gelmeyecek. Vallahi bunu deneyin. Bayıldım. Evde ben yapacağım. Siz de yapın. İkinci tabağımıza geçiyorum. Açtım. Bir şey söyleyeceğim. Çok özür diliyorum. Dişime yapışmış olabilir. Pişmemiş bu. Ve çok yoğun yumurta tadı var. Taban bir hayli kalın. Hani şey gibi... peynirli omlet yaptım ama içi biraz yapış yapış. Evet, bakın yapışıyor. Yani yapışıyor. Bakın. Düşmüyor. Üzgünüm. İkinci tabak gerçekten ne yazık ki başarılı değil. Değil. Yani şimdi birinci tabakta ağızda bıraktığı lezzeti size anlatamam. Hakikaten güzel yapmış. Eline sağlık. İkiyi geçtik, üçe geldik. Bakalım üçüncü tabağımız nasıl olmuş? Ya bazen şey yapıyorlar, bu hani fırını böyle harlı harlı açıyorlar. Yurt dışı kavruluyor, içi de çiğ kalıyor. İşte ya bir şey söyleyeyim, pişirme tekniği çok önemli. Börek yaparken, kek yaparken, hani böyle kek yaparken içine böyle şey yaparız, pişti mi pişmedi mi, yapıştı mı bıçağı diye bakarız ya. Onun gibi bir şey. Bak bu pişmemiş. Bir şey söyleyeceğim, bunu yapan kişi bir de kek yapsın, vallahi keki de olmaz. Ben diyeyim net. Neyse, şimdi kopayım ben ikinci tabaktan. Bir şey söyleyeyim, görünüş güzel, şurası biraz hafif bir kaykılmıştı ama hani böyle acil misafir geliyor, ay eyvah yemek yetişmeyecek, pişmeyecek, açayım şunun altını, tık tık tık, hani böyle bir seriye bağlayayım. Dış pişmiş, biraz iç. Ama olur mu? Olur. Yenir mi? Yenir. Dişime çok yapışmadı. Bakalım dört numaralı tabağımız nasıl olmuş? Oldu. Ben böyle alırmışım, tabağa gidermişim. Ay. Nasıl kilo vereceğim? Çok iyi. Güzel bir tuzlu domatesli cheesecake yedim mi? Yedim. Bak, ilk lokmam güzeldi. Son lokmamda kapanışı güzel yaptım. Allah için. Ben alayım kartımı. Şimdi sondan başlamak istiyorum. Şimdi bu tabağımız güzel kızarmış. Dışı nefis kızarmış. O alttaki kraker lezzeti de çok yerinde. Peynirleri de çok güzel ve asla dişe yapışmadı. Birinci tabağımız da gayet iyi. Allah'ım çok zor olacak. Rabia Hanım'a döndüm yemin ederim. Ben dördüncü tabağa
5 puan vereceğim. Ay, alkışlasanız da bir moral alkışı zor oldu ya. Oh, 5'i verdik. Gerçekten zorlandım. Bakın bugün 4. gün. Zorladı beni bu iş. Ama bu tabakta 4'ü hak ediyor. 1 numaralı tabağa 4 veriyorum. Yani 2-5 verseniz bana olmaz mıydı ya? Bari benim böyle bir inisiyatifim yok muydu? Yok. Ay canım. Diyor ki size canımız feda ama mümkün değil diyor. Canınız var olsun. Canım benim. Canım ekibim. Çok mersi. Şimdi gelelim size. Canım benim, bir vermek zorundayım. Yani ne yalan söyleyeyim. Ben bir puan vereceğim ama yani bu tabağa ben bir puan, yani 3 numaralı tabağa bir puan vermem. Vermem şimdi. Yani burada şu tabak dururken bir puanı 3 numaralı tabak hak etmiyor. Ama bu 3 numaralı tabak ortalama bir tabaktı. Yani hani benim bir şarkım var, kötünün iyisi diye. 3 veriyorum buraya. Ve 2'ye üzgünüm. Üzgünüm. Sevgili omlet, sen kendini cheesecake zanneden taklit yapıyorsun ama değilsin. Üzgünüm. Bir de yumurta tadı da çok yoğun. Sen o sebeple 1'i hak ettin. 3 numaralı tabak. Hangi gelinin? Bu tabağa 3 puan verdim. Benim hangi gelinime gitti? Benden 3 puan alan gelinim Aysun gelin. Benden 3 puan aldın Aysuncum. Ortalama bir tabaktı. Hemen benden 4 puan alan 1 numaralı tabağımıza geçiyoruz. Evet. Bakalım benden 4 puan alan gelin kimmiş? Benden 4 puan alan gelin. Açtım. Ayşin Nur gelin benden 4 puan aldı. Benden 5 puanı kapan gelin. Hangi gelin? Benden 5 puan alan gelin Esin gelin mi yoksa Damla gelin mi oldu? Açtık. Damla. Esin. Ah Esin. Ah Esin. Esin omlet yapmışsın yavrum ya. Şimdi bence kayınvalideleri alalım istiyorum. Onlar da tadımlarını yapsınlar. Bakalım gelinlerini bulabilecekler mi? Kayınvalidelerin tadımına geçiyoruz.